Bir de dedik gündüz bakalım ne olmuş ne bitmiş diye. Şimdi gidiyoruz bakın önde giden eleman. Dur bir yanına yanaşayım bakalım tip ne alemde. Tabii bilmiyorum şu an çektiğimi. Sen güzel bir çocuk olmaya başladın. Annenin adı ne? Aygen. Aygen hanım. Aygen ablam. Los Angeles'tan selamlar. Vermek istediğin bir mesaj var mı? Canım annem benim, seni çok seviyorum. Bir daha söyler misin? Canım annem, seni çok seviyorum. Bir dahaki videoda da babasına selam söyleyeceğiz kardeşim. Arada böyle küçük şeyler yapıyoruz. Beverly Hills'teki bazı lüks restoranların camlarını indirdiklerini söylüyorlar. Sephora diye bir marka var ya, oraya özellikle girmişler. Kadın eylemciler. Hep makyaj yapmışlar. Eylem yaparken makyaj yapmışlar. Yani garip şeyler olmuş. Gençler kamera tutarken dönemiyorum yani. Bir prodüksiyonum yok. Bir kameramanım yok. Bakın ben 1 milyon olayım. Ben yine bu şekilde çekmek durumunda kalırım. Çünkü benim tek olmam lazım. Özgür olmam lazım. Ben öyle kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçekten bak bunu şimdiden söylüyorum. Sanki bir bok olacağız dedi. Oğuz nerede ya? Bak böyle araba sürüyor. Düğünlerde böyle adamlar birbirini takip eder ya. Yaşlı dayılar. Navigasyon bilmeyen dayılar. Onlar biri izlese bunu bizim memlekete gelse bunu döverler. Bir yavaş git. Onarıyorlar adamlar kendi hallerinde. Dedik bir buluşalım bir dedik keyif yapalım dedik. Video şeyler çekeceğiz yiyelim, video çekelim. Girelim biz ya ne olacak? Kanka bence de girelim de. Vallahi gel girelim ya. Yürü la yürü. Çalışıyoruz abi. Bırakmaz da. Ben gidiyorum ya. Ne olacak oğlum adam mı yiyorsun? Hadi yürü. Oğlum polis var lan hanım. Hani nerede polis? Polis yok yürü. Gençler şu an kadere 45 gidiyoruz ama. Yürü yürü. Adamlar çok hızlı çalışıyor. Buralar komple yıkıktı, doğru mu? Evet. Burada bir tane cam yoktu. Yani insanlar dışarıda biz. Kanka biz. Baksana insan. Biz medyayız. Bak bize diyor. Ne dedi o? Ben İngilizcem yok. Anlamadım. Çık dedi ne diyeceksin? Sizin ben ecdadınız. Ne güzel geçiyor. Gençler beni de çekilecek hali yokmuş. Sana bir soru soracağım. Benim GoPro mu daha güzel, bu mu daha güzel? Kanka. Senin GoPro. ABC. Aa, okay. Bizde Oğuz Kutman ve Anıl Güler yani. ABC iyi kanal ha. Yalnız. ABC objektif bir kanal diye. İyi bir kanal. Buranın sevilen kanallarında. Senin GoPro'yu ben tek geçerim bu arada. Öyle mi diyorsun? Aynen kesinlikle. Verir mi ABC'ye bağışlayayım mı? Hisselerini ikiye katlasın. Adam bir tek ABC'yi anladı kafa. Burası zaten geçebiliyoruz karşıya. Yok burası. He öyle mi? Yok, bir dakika. Yok. Şey yazıyor. İnsanlar dönüyor ama. Hayır o zaman geç. I think we can go. Orası kapalı bak. Biz downtown çocuğu olduğumuz için. Yollara hakimiz. Biz West LA çocuğuyuz. Aynen. Sen daha... Şimdi burada Los Angeles'ta West tarafı zengin taraf. East taraf daha fakir taraf. Oğuz kardeşim West'te yaşıyor. Ben East'te. Kanka öyle tamam mi? Da biz işte öğrencilikten. Bakın arkadaşlar. Sephora... Güzelim makyaj malzemeleri yalan oldu. Güzelim rujlar, eyelinerlar. Şöyle iki gazeteci gibiyiz değil mi? Birbirini itip çekiştirip bu Asyalılar da işte maalesef böyle bizim... Bu videoyu kapatıp date videosuna dönüyorum. Yani ablamız siyahi. Yani böyle insanlar yaşarken bir insan nasıl ırkçı olabiliyor? Köpeğe bak çok klas durmuyor mu? Beverly Hills'teyiz kardeşim. Ondan. She's very cute. Thank you. Better than us. Gül. Kadını da güldürdün yine ayaküstü. Yeah. Herkesi güldürüyorsun. Dur oğlum. Biz bir kere kampa gitmiştik abi. Ulan papağan vardı. Ben ne desem gülüyordu. Yemin ederim bak. Hatta benim arkadaşım var. İngilizce öğretmeni. Sabri Çil. Onun bir arkadaşının papağanıydı. O çocuk hala bana onu söyler. Şunu anlat, şunu anlat artık Instagram'da diye. Abi benim sol tarafta bir çekme oldu lan. Ne oluyor? Şimdi ama. Götte, bacakta. Daha dur bu bacaklar lazım bize. Akşam koşabiliriz. Güzelim Gucci mandar olmuş. Kızı çekme. Tüm mağazaları tuz buz etmişler arkadaşlar. Bakın şu an şurada da Guess var mesela. Ya daha iki gün önce şurada video çekmiştim ya. Hatta demiştim sahibi Urfalı falan demiştim. Her yere indirmişler. Bankanın camları duruyor. Adamların bankaya verdiği tek... Sorry man. Fuck bankers. Actually they are just working. Why bankers? Bizi istemiyorlar.
gülümseme atınca ben de zannettim ki yani bir şey olur. Aramızda bir etkileşim olur zannettim. Gülümsedi baş böyle. Amerikan değillermiş. Amerikan olmayınca işte ikinci İngilizce ana dili olmadığı için öyle atlayamıyor tabii haliyle. Şimdi hak verdim bak. Bak bak Oğuz'a bak nasıl yırtınıyor. Arka sokağa orada da araba yapıyor. Sonra ne olmuş? Bir tane Mercedes G45, G45 miydi? Bilmiyorum, bir tane Mercedes G serisi araba yapıyorlardı. Oradan da U çekmek zorunda kaldım. Şu an neredeyiz? Bana bir anlat. Kanka şu an West Hollywood'tayız. Buralar senin mekanlardı. Buralar zengin kötüydü ya. Hele ki var ya dün ben burada bir sıkıştım kaldım. Çok fenaydı yani. Nasıl sıkıştın kaldın? Kanka çıktım burada siyahiler toplanmıştı. Oradan U çekerken arabaya falan vurdular böyle. Hani senin biraz... arabalara da saldırıyorlar değil mi şu an? Kanka vurdular dikkat etmek yani. Lazım yani. Buralar büyük ihtimal tuzla buz olmuş camlar. Buralar evet. Tahta da bu mu? Oğlum bunlar tahtaları söker. Bunlar var ya bu gece Resident Evil. Aa, buradaki camlar duruyor. Oğuz söyledi. Ben de Oğuz'un yalancısıyım. Bir tane dükkana dokunmamışlar. Önünde şöyle bir yazı varmış. Neydi lan? O Black Owner. Black Owner. Black Owner yazısı olan dükkana dokunmamışlar. Hatta şöyle bazı dükkanlar da zarar vermesinler. Yani tabii ki destekledikleri için ama asmışlar. Bunlar ya destekliyor ya işin çakallığında yani. Ama dokunmamışlar, işe yaramış. Tabii ki, yani dokunmuyorlar, evet. Yani aslında göstericiler diyor ki bize bir sinyal çak. Bize bir şey göster, bize bir şey söyle diyor. Yalnız Oğuz'un videoya salça olup duruyorum. Biraz uzaktan gideyim de. Yani sabah 5.30'a kadardı. Bu arada yanık kokuyor. Alıyor musun yanık kokusunu? Biz mi yanıyoruz lan? Daha taze geliyor bu yanık kokusu. Ne oluyor? Şurada bir şeyler var. Bak toplanmışlar. Selamun aleyküm dayı. Kolay gelsin. Oğuz. Kanka dur şey full dedi de biraz bir şeyler silmem lazım. Haydi abi bunları ayarlayıp geleceksin. Prof olacaksın artık da. Gençler sizin şansınıza da çıkıyor yani. Normalde Türk mü çıkarlar şimdi? Türk çıktı ya anasını satayım. Kimse Türkçe bilmiyor. Rahat rahat konuşuyoruz dedik. Yanımdaki Türk çıktı ya. Koskoca Amerika'da. Gençler şunu söylemek istiyorum. Benim attığım videoda benim George Floyd'u öldüren polise dümbük dediğim aşikar ona rağmen lafı çarptırıp prim kasmaya çalışan içi çürümüş arkadaşlar var. Allah'ınızı seviyorsanız ben engellemekten yoruldum sizi. Beni savunan benim yanımda olan diğer arkadaşlar bana onların fotoğraflarını atın. Ben çünkü bazılarını görmüyorum. Yani herhangi bir kötü yorum bulunmamasından dolayı değil. Yani tiksiniyorum abi yani insanların böyle bazı şeyleri oraya çekmesinden falan dolayı. Eğer bir kişi ölünün arkasından dümbük diyebiliyorsa ve senin tepkin o kadar az oluyorsa senin de yatacak yerin yok zaten. Hani o yazanlara söylüyorum ben. Bu kadar adi olmayın yani ben orada kime söylediğim videonun genelinde aşikar. Hani böyle lafı çarptırıp başka şeyler de yapmaya çalışmayın. Çok leş duruyor yani oradaki isimler çok leş duruyorsunuz. Kesin Türk. Abi Türk yok dedim. O bakışı ben anlarım. O bakışı. Aa en son bak bizim Fatih var. Onunla buraya oturmuştuk. Normalde şimdi buradaki Starbucks kültüründe böyle dışarıya oturup takılmak yok. Hani Türkiye'de var ya insanlar kafelerde oturuyor. Hatta yer bulamıyorsun. Kuyrukta bekliyorsun. Burada işte biraz gördüm böyle insanlar takılıyor. Benim yine aklım gitti. Ben gidiyorum abi. Selamun aleyküm dayı. Var mı bir aramazlık? Var mı yapabileceğimiz bir şey? Bir şey olursa haber edin. Ben oraya park. Polisler dörderli geziyor abi. Silahlı adam toplamışlar. Nerede? Polisler baksana herkes bagajda bile adam var. Dayı sen neyin derdindesin? Bu sopalar neyin nesi ya ki bir sorsana bir. Just curious. Why we are getting these? Everybody has. Clean okay, perfect. Yeah, clean. Thank you. You're welcome. Ama böyle duyarlı insanlar da var abi. Çöpe gelemeyen temiz. Arkadaşlar şöyle yine yağmalanan bir yerden sular akıyor. Ben acayip susadım yalnız. Tabii. Vallahi ağzıma yalak gibi oraya dayarım. Bunlar herhalde dükkan çalışanları. Bak buraya da hiçbir şey olmamış. Bence burası yanıyordu. Şu anda içeriği suluyorlar bence. Sen var ya. Şu kafanın şu bıngıldak bölgesinde sen tükürsen zeka kardeşim. Vallahi billahi. What you doing here in the sun?
Şimdiden başladı. Bunları demek ki... Kenay. Sen şu an çekiyorsun zaten. Daha ne Kenay menay. Kamerayı döndürmüş daha Kenay diyor. Ablam ne yapmış? İnsanlık olsun, saygı olsun. Hello. Hello. Ne oldu la köpeğe? Ha geliyor. Oğuz, Melrose'dayız. Bir sürü güzel kız var. Bir tane tanışma videosu yapalım sana şurada. Aklım date'e gidiyor ama. Şu anda da Starbucks'tayız. Burada bir kahve molası vermişler herhalde. Eylemci arkadaşlar. You are super busy, right? Paranına koydunuz diyecektim de. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Buranın bir tane çok lüks bir AVM'si var. Bir de oraya gidelim dedik. Oğuz kımıldarsa. Oğuz arabayı yeni çalıştırdık. O klimanın çalışması imkansız. Yanmıyor mu la içeride? Sola döneceksin, klima açık. Yalanınız, daha yeni çalıştırdık arabayı. Devam et. Bir anda döndü Berlin dönere. Şimdi ben de ilk kez burada yiyeceğim. Bura Türk restoranıymış herhalde. Dur ben yanlış olmasın lan. Türk mü burası? Yok, Alman. O ne demek lan? Alman mı sahibi? 3 gram beynim kaldı, onu da yaktın. Oğlum döner bizim değil mi? Kanka bizim de. Sahipleri durum şu. Bunların sahipleri Almanya'da yaşıyorlar. Tamam mı? Hasmaz Almanlar. Evet. Dönercilik işi yapıyorlar. Buraya geliyorlar, devam ettiriyor. Bir göreceğiz şimdi içeride. Hadi bakalım. Vay, benim arkadaşım eski restorandan burada çalışıyormuş. Oğlum ağzın gözün belli olmuyor zaten. Çeksem ne olacak? Güzel kardeşim. Olur. Ne var ne yok? Ne haber, iyidir? İyi vallahi. Acıktık, gelelim dedik. İyi, hoş geldiniz. Bu kardeşimiz Türkçe biliyor. Yok. Bilmiyor mu? Bu biliyor. Biliyor mu Türkçesin? You know Turkish? A little bit, yeah. Sen tanıyor musun bu çocuğu? Videolardan. Bilmiyor musun? Yok. Oğlum bütün dünya bu çocuğu konuşuyor. Hani döneri nerede kesiyorsunuz? Gözümüzün önünde ne? O şey ne? Domuz mu bir tanesi? Yok. Et, tavuk. İkisi de bir tavuk. İki tane et var. Ne alıyorsun saatlik buradan? 11, 12, 13? 14. 15. Abi sen bana bir şeyler ayarla, bana fark etmez, ben her şeyi yerim zaten. Yani dükkan sahiplerinin işi çok daha zor. Şuraya şey asın ya. İşte biz Blaze falan tarzı şeyler. Aynen o tür şeyler asın yani. Burada değerli bir şey bırakmayın. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Oğlum Resident Evil'da gibiyiz lan. Arabalardan korkuyoruz bir şey olacak diye. Resident Evil'ın Tomb Raider gibi bak. Eski toprak. GTA Vice'de oldu bir anlayasın. Şimdi burada videoyu izleyen kardeşlerimiz de öğrenecek bunu. Ha canım. Bu güzel kardeşimiz şu an burada restoranda çalışıyor ya. Ha canım. Aslında bu adam bir... Yaramazdır. Yok. Ne piyano ne olur? Şanter falan böyle cips bir şey. Yok. Şey değilim de. Piyano çaldım yani yıllarca. Şeyden. İyi biliyor musun piyano çalmayı? Ya belli bir seviyeye kadar çalıyordum. Yani... Seviyen ne? Normal şey seviyesi canım. Üniversite seviyesi. Intermediate lan. Intermediate'de bizde seviye yoktu. Yok mu öyle şekil? Grade'ler vardı bizde. Ben flütte mesela operatör değilim. Ayarla işte ya, beni biliyorsun zaten. Kanka ben soğan almayayım. Arkadaş date'e gidecek de. Farkta pahalıyız. Şimdi Okan'ın en sevmediğim huyu. Ben Okan'ı severim, Okan beni sever. Evet. Bu hesap ödeme konusuna gelince normal müşteriden daha fazla para alıyor bizden. Şimdi biz Türk olarak sorumuzu soralım. Kardeşim bize ne olur? Size ne olur biliyor musun? Kötü bir laf geliyor. Size %40 falan vermişim. Anıl ya, Anıl. Oğuz. Anıl. Oğuz kamerayı görünce çıktı o cüzdan. Benim canımı sıkma, o kamerayı görünce o çıktı o cüzdan. Ben bak ben cüzdanı çıkarttım, kartı çıkarttım. Oğuz'a bakıyorum, Oğuz bir şey oldu da telefonla uğraşıyor. Orada kardeşim bir saniye diyor. Lan Oğuz. Gördün değil mi? Sen de gördün. İlk kim çıkarttı abi kartı? Ben kaç... Daha kamerayı çıkarttıktan sonra çıkartmadım ha. 20 dakikadır elimde tutmuyor muyum? Senin be. Ben kaç kez yaptım ona. Neyse Oğuz'um bir saniye. Tamam, tamam. Yo vallahi olmaz. Size 23. Ne 23'ü? 65 kanka. Kebap mı yiyoruz oğlum? Kanka 2 saniye 3 tane fries var. İçecekleri charge ettiniz. Üzerine %20. Kardeşim 8 dolar zaten çık bizim. Neyse yok ya, şaka diyorum. Ya Okan bize çalışan indirim yaptın mı? %20 kendi. Vallahi mi lan? Ona rağmen %23 mü? Yani şey 23 dolar 65 sent bu kadar ona rağmen. Döner mi? Burada pahalı döner. Ya Okan buradan bir prim alıyor musun? Bak sana tip atarım. Gerçi buradan tip atsan alamıyor.
Anılcım, bu durumları sen daha iyi biliyorsun. Artık ben konuşuyorum. Sen 15 dolar alıyor musun? Gerçi bizden fazla kat. Anıl, ne içiyorsun? Cappuccino alayım. Ne var bunda? Arkadaşlar, burada dokunmatik içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Hemen sana zero mu? Evet, buz buz koyarsan. Buz var içinde. Ne kadar var? Okan mı koy? Okan koydu. Okan adamsın sen. Tamam mı kardeş? Kardeşim, no tip diyorum, hakkını helal et. Bir şey ayıp olur mu? Vallahi. No tip mi? Çünkü zaten sana gelmiyor diye biliyorum. Geliyor da boş ver. Hayır, gelmiyor. Sen biliyorsun ya o işleri. Ben biliyorum işte, söylüyorum abi. Verince gelmiyor. Yani sen burada tip versen de bu adamlara gitmiyor o tip. Ha? Teşekkür ediyorum kardeşim. Eline koluna sağlık. Gel. Spartaküsüm benim. Tamam, çekti mi? Bak, sonra adımız gambalcıya çıkmasın. Kayıtta mısın? Aynen, gel hatta yiyelim, boşver kaydı. Kaydı alayım mı? Al. Okan, tuvaletini kullanabilir miyim? Ben temiz bırakacağım. Normalde bize yasak, biliyorum. Orayı böyle çiçek gibi yapacağım orayı, sen merak etme. Teşekkür ediyorum. Yani buralar coşacak gibime geliyor. Gece yarısı, çünkü insanlar şimdi çok çaldı, araba çaldılar. At çalmışlar. Ben zaten kuyumcuları gösterdim arkadaşlara, videosunu çektim. Şu gördüğünüz restoran Del Piero'nun. Del Piero'yu biliyorsun. Del Piero 10 numaraydı. Haberleri izliyor. Oğuz, nereye gidiyoruz? Şu an Grove'a gidiyoruz. Grove'da dün yağmalan... Grove neresi? Grove burada çok ünlü ve hatta en ünlü diyebilirim bir alışveriş merkezi. Ve güzel böyle pahalı ürün markaların, evet, olduğu. Çok güzel markalar var. Hani... Yine Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezi, Anıl Güler'in de vazgeçilmezi. Abi şuraya nasıl yazı yazmışlar ya? Oraya nasıl çıkarsın abi sen ya? Black Lives Matter. Birisi bir tane video izledim. West Hollywood'da çalıyor böyle Nike falan böyle eşyaları. Önünü kesiyor, ondan da birisi çalıyor. Hadi canım. Vallahi. Bir de orada ben deneyen gördüm, biliyor musun? Ayağımı oluyor mu diye. Buraya böyle işte Black Lives Matter'lar falan. Tabii onlar da kendi dükkanını savunuyor adamlar haliyle. Bunlar da esnaf yani sonuç. Düşünsene, şöyle bir haber geliyormuş. Amerika'da esnaf kan ağlıyor. Daha inanır mısın? Daha siftah yapamadım. Esnaf zaten koronadan dolayı kan ağlıyordu, şimdi iyice. Bu gördüğünüz bar da Leonardo DiCaprio'nun. Gerçekten lan. Burası mı? He, burası. Gol. Leo içeride midir? Düşünsene kanka, Leonardo DiCaprio masa başında oturmuş hesap yapıyor. Leo, iki çay. Güzel bir bar ama. Yani elit bir bar. Öyle küçük falan olduğuna bakma. Gençler, hadi iyisiniz kızlarımız. Hello. Ben şey yapacağım ya, date'e dönüyorum ben. Abi sen git kızlarla takıl, sen boş ver. Yağmalama, eğlen falan. Tatlı kızlardı. Ya bu kadar mı yani? Ya. O kızlara yorumum bu. Geldik, içeri gireceğiz diye de giremeyeceğiz herhalde. Senin arabası bir ilginç değil mi Oğuz? Fark ettin mi? Nasıl sivil? Adamlar sivil değil oğlum. Yok, üniformalı. Araba sivil. Biz siviliz şu an. Sivil ne demek biliyor musun? Araba sivil. Bıyık bırakan polislere sivil denir. Türkiye'de öyle yani. Bu arkadan falan giremez miyiz ya? Girelim ya, bir yerden gireriz. Dur, ben şuraya şöyle çekeceğim abi. Nasıl yapalım biliyor musun? Ben seni omzuma alayım. Harbi misin? Abi sen güçlüsün, ben seni taşıyamam. Gel. Dön. Dön baba, dön. Dur oğlum, sen çıkma buraya. Sen yukarı çık. Gençler, bir squat yapalım, bayağıdır spora. Ayır bacakları. Dur oğlum. Gel şuraya tutunayım Anıl. Dur lan, gel. Dur. Ya korkuyorum Anıl. Dur. Ah oğlum. Anıl, Allah'ıma düşerim. Yemin ediyorum. Yok lan, yok. Sen buradan at bacaklar. Lan oğlum, ben seni güzelce bırakacağım. Oğlum düşeceğim lan. Lan korkma. Abi ne yapıyoruz biz? Polis var arkada ya. İşte. Tamam, bak ne oluyor orada. Kanka görünmüyor bir şey. Gençler, şu şartlara bakar mısın yani? Oğuz'da maşallah varmış. Oğlum atma bak, yemin ediyorum. Abi günde 7 öğün yemek yiyorsun. Tamam, sudaki anam. Gibi balık gibi atarım seni. Kardeşim sıra atma. Bak yemin ediyorum çok tehlikeli. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, senin hani sigortan var. Kanka indir beni. Öyle atma. Oğlum salak mısın? Ya ne tırstın ya. Anıl çekmemişim lan. Senin amına yavrum. Sorry. How can we say to inside? Not inside. You can't go inside. Not today. That's it. I wanna buy something. Yeah. I wanna spend my money. How much? 1,000. Not enough, right? I think so. Okay. Giremiyoruz abi lan. Oğuz, kızlarla muhabbet etmeyi biliyorsun. Adamla biraz konuş. Şu Ross var ya, çok mübarek bir yer. Benim o aldığım Under Armour, o Converse 35 dolardı, öbürü 32 dolardı. Aynı malzemeleri karşısındaki AVM'den aldığın zaman yanına bir sıfır daha ekle. Bunlar da ilginç adamlar yani. Bunların da böyle ticaret anlayışı bir garip. Oğuz'a bak nasıl kıvırıyor. Ben bir de şunu bekliyorum abi senden. Millet oraları böyle talan ederken sen böyle kızın ağzına çiğ köfteyi
yumacan diye bekliyorum abi. Baksana sen de bir iki date çıksana, sen benden daha çok date çıkıyorsun abi. Burada konuşmayalım şimdi bunları. Ben kızlarla buluştuğum zaman video çekmiyorum. Senin gibi böyle alayım oraya götüreyim falan, bende o sabır yok. Tamam ben date çıkıyorum ama ben date çıktığım zaman bara gidiyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Yok, yok arkadaşlar buluşuyoruz. Hani dates böyle arkadaş olarak da gün geçirme olabilir, anlıyor musunuz? Birbirini tanıma aşaması da olabilir. Ama sen sevişiyorsun işte. Yani, sen hepsinde sevişmiyorsun yani. Yok. Yüzde kaç? Yok abi sevişme yok. Ben tamamen işime odaklıyım arkadaşlar video için. Parkta çok sincap var mesela. Fındık var mı yanında? Yiyecek bir şey varsa yanında sincap beslerdik. Gel arkadaş edinme videosu çekelim.